Bir yolculuk başladı ışığa doğru. Sancılı, zahmetlerle dolu. Yolculuğun sonunda kamil insanlar vardı. Yani Allah dostları. Onlar aydınlandıkça eşsiz hazineler barındıran kitaplar gibi her sözleriyle aydınlattılar insanları. İlahi cezbeyle kendilerinden geçip Nebiler Nebisi'nin etrafında pervane olanlar. Dünyaya Allah Resulü'nden bir model sundular. Bu modelde sevgi, muhabbet ve aşk vardı. Şimdi onlarla tanışma, velayet temsilcilerinin aydınlattığı yoldan gitme zamanı. Işığa yolculuk devam ediyor. Büyük insanlar da büyük insanlarla beraber büyümüşlerdir. Kulu Allah'ına sevdiriyor, Allah'ı da kula sevdiriyor. Dünyaya gelen her insanın da böyle bir terbiye tezgahından geçmesinin gerekli olduğunu görüyorlar. Gümüşhanevi Hazretleri tekkesini, dergahını bir darül hadise çevirmiştir. Bütün cihan dergahınız, bütün insanlar sizin muhatabınız. Yeter ki siz insanları anlayacağı dilde anlatın. İslam'ın bu ilk emri üzerine vahye muhatap olan Ashab-ı Güzin Efendilerimiz ve onlara yeniden diriltici nefesiyle hayat aşılayan Nebiler Nebisi, yaşadıkları zamanı bir saadet asrına çevirdiler. Bu devirde Müslümanlar vahyin ağırlığına şahit oluyor, ilk namaz davetine heyecanla iştirak ediyorlardı. Peygamberimiz, Kur'an'ın açıktan şerhi, Efendiler Efendisi'nin ağzından dökülen her cümle ise hayatın en önemli rüknüydü. Devr-i saadet, Kur'an'ın altın ikliminde ve sünnetin parlak ışığında sürüp gitti. Peygamber Efendimiz'in çizdiği yol öyle belirgindi ki, o dönemde başka bir yol aramaya ihtiyaç yoktu. İnsanlar Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda bütün meselelerini çözüyorlardı. Yani her türlü dini, maddi, manevi problemlerini onun huzurunda çözüyorlar. Onun rahle-i tedrisinde bulunmak, bir anlık bulunmak bile insanlara büyük bir inşirah, büyük bir huzur, saadet, mutluluk veriyordu. Hazreti Peygamber zamanında tasavvufun adı yoktu belki ama kendisi vardı. Tasavvuftan eğer ihsanı, tezkiyeyi, zikri, efendime söyleyeyim, huşu ve benzeri manevi ve ruhani duyguları anlıyorsak, bunlar zaten Kur'an'da da Hazreti Peygamber'in hayatında da var. Ha, adı konmamıştı, tasavvuf denmemişti adına ama duygu olarak vardı, hayat olarak vardı. Tarikat temsilcileri esasında bütün tarihi seyir içinde Anadolu'da da bir nevi toplum liderleridir. Halkın içinden yetişmiş, halkla beraber olan ve onları yönlendiren simalardır bunlar. Tasavvuf ne diyor? Ki o da Peygamber Efendimiz'den gelen bir kanaldır. İki büyük kanaldan geliyor. Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık ve Ali bin Talip radıyallahu anh. Şimdi bu iki kanaldan gelen şey bize neyi söylüyor? Diyor ki bu dünya hayatında eğer kendinizi çok iyi kurtarmak istiyorsanız, yani tam bir teslimiyetle, tam bir tevfizle, her şeyinizi Allah'la özleştirmek istiyor, özümseyecekseniz bunu, nefsinizi terbiye edin diyor. Peygamberimizin vefatından sonra, Raşid halifeler döneminde İslam prensipleri yazıya döküldü. Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı ve devrin önemli kütüphanelerine gönderildi. Tabi'in ve tebe-i tabi'in dönemleri bu saadetli asrın gölgesinde geçti. Büyük imamlar, fakihler, muhaddisler yetişti. İslam zamanla Orta Asya steplerine geçip Hindistan'a ulaştı.
Batıdaysa Müslümanlar İstanbul'un surlarına kadar dayandılar. Bugünkü İran, Irak, Suriye, İslam hukuku ve sistematiğinin tartışıldığı en önemli bölge konumundaydı. Aynı dönemde Osmanlı Devleti yükselme devrini yaşıyordu. Anadolu, hoşgörü ve adalet rüzgarlarıyla birlik ve beraberliğe koşuyordu. Bu birliği tehdit eden Safevi Devleti, Fatih tarafından tarihe gömülse de bütünüyle yok edilemedi. Yavuz Sultan Selim, İran üzerine yaptığı seferlerle hem Türk hem İslam birliğini hedeflemişti. Bu uğurda savaşlar ve zaferler birbirine takip etti. Ancak onlar için savaş meydanlarında kazanılan zaferlerden daha önemli bir şey vardı. Kazanılan topraklardaki insanların huzurlu yaşamalarını sağlamak. Bu düşünceyle her fethedilen bölgeye ilim, sanat, kültür alanında yatırımlar yapıldı. İslam'ın pratik bir din olduğunu göstermek için de örnek insanlar yetiştirildi. Yani hedef toprak kazanmaktan çok insan kazanmaktı. Bunun için en uygun yol tasavvuftan geçiyordu. Fatih Sultan Mehmet nedir? Bir sultandır, bir padişahtır, bir devlet başkanıdır. Henüz tabii hilafet yok. Dünyevi bir kudreti temsil ediyor. Ama onun yanında kim var? Molla Gürani var. O neyi temsil ediyor? O başkadı. Şeriatı temsil ediyor. Yani İslam'ın hukuk yönünü, hukuk düzenini temsil ediyor. Adaleti dağıtan mekanizmanın başında. Adaleti temsil ediyor. Onun yanında kim var? Akşemseddin Hazretleri var. O da marifeti, hakikati, iç dünyayı, tasavvufu temsil ediyor. Bunlar üçü birbirini tamamlıyorlar ve hiçbiri diğerinin sahasına da müdahale etmiyor. İşte bu düşünce belirli irşad ocaklarının ve belirli yolların ortaya çıkmasını hızlandırdı. Bu ocaklar bir üniversite gibi, bir irfan ocağı gibi, bir terapi merkezi gibi hizmet veriyordu. Hicaz'da filizlenen İslami düşünce dünyaya açılımını buradan gerçekleştirmeye çalışıyordu. İslamiyet'in gerilediği dönemlerde, yani şeriatın azaldığı, hatta ortadan kalktığı dönemlerde zahiri olarak halkın İslam çizgisinde kalmasını sağlayan o gönüllerindeki İslamiyet, yani tasavvuf dolmuştur. Tarikatlar sayesinde orada İslam ölmemiştir. Selçuklu'dan başlayarak gelin, bizim medeniyetimizde, medeniyetimizin nirengi noktaları hep bu ilmiyle, ahlakıyla, efendim kişiliğiyle, kimliğiyle topluma örnek olmuş, onları peşinden sürüklemiş, abide şahsiyetlerin etrafında şekillenmiştir. Köylere bakın, hemen bu tip insanlar kendileri için yaşamamışlar, toplum için yaşamışlar. Gelmişler zaten bir cami yapmışlar, bir tekke yapmışlar, köy onun etrafında büyümüş. Ve sadece köy fizik olarak büyümemiş. Kimya olarak da oradaki o büyük insanların ruhaniyetleri, onların irşatları, onların eserleri, onların sohbetleri, o insanları hem bu toprağın malı haline getirmiş, hem de insanları kaynaştırmış. O yüzden bizim bütün şehirciliğimiz, medeniyetimiz dahi hep bu insan merkezli kurulan müesseselerle olmuş. Bu irfan ocakları sağlam bir milletten güçlü bir devlet çıkacağına inanıyordu. O sebeple milleti oluşturan bireylerin güzel ahlakla donatılmasını vazife bilmişlerdi. Onlara göre insanın gayesi gönlünü dünyaya kaptırmadan dünyayı imar etmekti. Bunun için bir yol göstericiye her zaman ihtiyaç vardı. Bundan 3000 sene, 5000 sene evvelki insan da aynı ruhi ihtiyaçları duyuyordu. Bugün de aynı ihtiyaçları duyuyor. Çünkü aynı mayadan, aynı hamurdan yapılmıştır insanoğlu. Bundan sonra da kıyamete kadar da gelecek olan insanlar aynı ihtiyaçları duyacaklardır. Binaenaleyh bu ihtiyaçların karşılanması gerekir. Bu ihtiyaçların işte insanlar ruhen bunaldığı zaman soracakları, problemlerini çözecekleri insanlara ihtiyaç duymuşlar. Bu olgunlaşma insanın kendi kendine yapamayacağı bir şey. Bir yere kadar belki insan kendi kendini terbiye edebilir okuduklarıyla şuna.
Ama bir yerden sonra şeytanın ve nefsin oyunlarına karşı çok usta bir yol göstericiye ihtiyaç var. Dünya ve ahiret dengesini gözeten bu irfan ocaklarına yeni bir ses ve soluk Türkistan'dan, Buhara'dan geldi. Büyük Allame Muhammed Bahaüddin Şah-ı Nakşibendi, yetiştirdiği talebeleriyle dünyanın birçok bölgesine ulaştı. Açılan her ocakta o bölge insanının yürekleri Allah peygamber ve vatan millet sevgisiyle pişirildi. Nakşibendilik özellikle kalbin üzerine lafzatullahın nakşedilmesi manasına, yani hafi zikri esas aldığı için nakşibendilik, gizli zikirle Allah'ın adının kalp üzerine yazılması ve bunun gündelik hayatımızda davranışlarımızı yönlendirecek şekle gelmesi, el karda gönül yarda modelinin ortaya çıkmasını hedefleyen bir yapıya sahiptir. Esas büyük cihat nedir? Nefsimizle mücadele. O da hayat boyu devam eden bir mücadeledir. İşte bu nefisle mücadelede insanı terbiye etme ile meşgul olan, bu metodu kullanan tasavvuf erbabıdır. Altın silsilede yer alan ve Müceddidi Elfisani, yani ikinci bin yılın yenileyicisi olarak anılan İmam-ı Rabbani Hazretleri de 16. yüzyılın başlarında aynı hakikatleri Hindistan'dan haykırıyordu. Ve İslam tarihinde Mevlana Celaleddin Rumi'den sonra ikinci olarak Mevlana lakabını alan Mevlana Halid-i Bağdadi. Bağdadi, büyük allame Abdullah Dehlevi'nin rahle-i tedrisinde yetişti ve bu medeniyet tezgahlarını Anadolu'ya taşıdı. Osmanlı ülkelerinde ve İstanbul'da en müessir, en yaygın, en etkin tarikat haline gelmiştir. Bütün bu tarikatlar ve İslami hareketler Hicaz'dan çıkmış ama sonra Orta Asya'da Maverannehir mıntakasında neşrinama bulmuştur. İlmi zahire, zahiri ilimlere çok önem veren bir yoldur. Halid-i Bağdadi'nin kendisi de hep öğretimle meşgul olmuştur. Öğretimle de meşgul. Yani insanları eğitme, manevi tarafını eğitme yanında hep ilimle de kitap yazmıştır. Ahmed-i Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri, Nakşibendi silsilesinin Anadolu'ya intikal edişini temsil eden bir büyük Allah'ın kulu. Osmanlı Devleti'nin çalkantılı ve buhranlı bir devrinde yaşamış olan Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri, 1813 yılında Gümüşhane'de Emirler Mahallesi'nde doğdu. Ahmet Ziyaüddin, 5 yaşında Kur'an'ı hatmetti. 8 yaşına geldiğinde kasait, delail-i hayrat ve hizb-i azamı hıfz edip icazet aldı. Onda ilim aşkı daha çocukken başlamıştı. Ziyaettin Hazretleri'ni yetiştiren onun çevresidir. Onun çevresinde diğerleri yetişmiştir. Fevzi Efendiler yetişmiştir. Fevzi Efendilerin çevresinde Abdülaziz Bekkine Hazretleri yetişmiştir. Onun çevresinde Mehmet Zahid Kot Hazretleri yetişmiştir. Onun çevresinde Esat Hoca yetişmiştir ilahir. ...1823 senesinde Trabzon'a göç eden babasına tarlada yardım ederken henüz 10 yaşını doldurmamıştı. Bir yandan Bağdabahçe'de babasına yardım ediyor, diğer yandan da İstanbul'a gidip ilim tahsil etmek için bir yol arıyordu. Bu arayışın farkında olan babası onu İstanbul'a, Darül Ulum'a göndermeye söz verince Ahmet Ziyaüddin hemen Trabzon'daki büyük hocalardan ders almaya başladı. Aynı zamanda elleriyle ördüğü para keselerini satıp para biriktiriyordu. 18 yaşında ticari alışveriş için amcasıyla İstanbul'a gelen genç Ziyaüddin, babasından aldığı söze dayanarak geri dönmemeye karar verdi ve Beyazıt Medresesi'ne yerleşti. Başarılı bir talebedir. Hatta kısa süre içerisinde hocalarının yerine derslere girer.
arkadaşlarına dersler takrir ettirir, dersler verir. İlimde kısa sürede büyük merhaleler kat eder. Dönemin İstanbul ulemasının rahle-i tedrisinde bulunur. Beyazıt Medresesi'nde bir zatın gözetiminde hikmet, ahbar, tasavvuf ve fen gibi akli nakli ilimleri okudu. O zatın vefatının ardından Mahmut Paşa Medresesi'nde bir hücreye yerleşerek kendisini ilme verdi. Kulluk ve yaratılış gayesinin Cenab-ı Hakk'ın birliğine ermek olduğunu ifade eden Gümüşhanevi, kişiyi bu gayeye götüren sebeplerin başında ilmi görmekteydi. Bu aciz kula Cenab-ı Hak ikramlarda bulunmuş, onu itaatlerin en üstünüyle meşgul etmiş ve ibadetlerin en büyüğünde çalıştırmıştır ki, o da şerefli ilmi talep etme işidir. Ancak ilim insana ilahi emirleri hatırlatmalıdır. Aksi halde ilim sahibine vebal olur. Mevlana Halidi'de de böyledir. Zahiri ilimlerde icazet alma konumuna gelmeyen ve icazet alamayan bir adama kesinlikle irşat icazeti verilmemelidir diyor. Şer'i ve zahiri ilimleri padişah ve saray hocalarının rahle-i tedrisinde tamamladı. Gerçi Gümüşhanevi, icazet almadan önce bile arkadaşlarına ders verecek kadar başarılı bir öğrenciydi. Derslerden icazet aldıktan sonra Bayezid ve Mahmut Paşa medreselerinde müderrisliğe başladı. Bir yandan da geceli gündüzlü 28 yıl sürecek olan ilmi eserler tertip ve te'lif ediyordu. İşte bu dönem onun padişahlar, paşalar ve saray erkanı ile hemdem olduğu bir dönemdi. Maksatları bunların hiçbir zaman dünyevi bir kazanç, mevki, makam olmadığı için maksatları sarayla da alakaları, padişahla da alakaları hep yöneticilere hayırlı yolu göstermek maksadıyla. Onlara yardımcı olmak. Yani bugün nasıl ülkelerde devlet adamlarının bir takım danışmanları vesaire var. Onlara da adeta fahri danışmanlık yapıyorlar. Allah'ın yolunu gösteriyor, doğru yolu gösteriyorlar. Gümüşhanevi Hazretleri'nin hayatı, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin bir halifesi, Trablusşam müftüsü Ahmet bin Süleyman el-Ervadi ile karşılaşınca büyük değişime uğradı. Ervadi'nin tek bir görevi vardı. Mevlana Halid-i Bağdadi, Irak'taki medresesinde ders okuturken bir gün talebesi Ervadi'ye önemli bir vazife verdi. Ey dost! Parıltısı ile Kuzey Afrika, Buhara, Mısır, Mekke, Medine, Hindistan ve Uzak Doğu'nun aydınlanacağı zat için İstanbul'a git. Onu ara, bul. O henüz açılmamış bir velayet goncasıdır. Altın silsilede kader, Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi'ye yeni bir yol biçiyordu. Gül kokulu bahçıvanın maharetli ellerinde, bu gonca usulünce açılarak gelecek nesillere kokusu ve rengiyle hayat üfleyecekti. Ervadi onu gönül tezgahında ilmik ilmik dokudu. Halvete alıp tasavvufun adabını, erkanını, ahlakını, esrarını öğretti. 16 yıl süren bu eğitimde birlikte büyük yol kat ettiler. Artık manevi ilimlerin de kutbu olmuştu. Gümüşhanevi, 1848'de Süleyman Ervadi'den başta Nakşibendiye, Kadiriye ve Halidiye olmak üzere birçok tarikatten hilafete taammeyle icazet aldı. Bu icazet hem yetki hem de yük demekti. Bu ağır yükü sırtlandığında o henüz 31 yaşındaydı. Tasavvufla alakalı eserler yazmıştır. Kendisi Sahuh Mektebi'nin temsilcisidir. Tasavvufta Uyanıklık Mektebi'nin temsilcisidir. Halk içinde hakla beraber olma anlayışının temsilcisidir. El karda, gönül yarda iktisaden olma anlayışının temsilcisidir. Buna mukabil tasavvufun en derin, en girift meselelerini işleyen kitaplar yazmıştır. Gümüşhanevi'nin tarikat ve tasavvuf anlayışında ferdi planda kamil insanlar yetiştirme hedefi gözetilirken İçtimai hayatta asla ihmal edilmiyordu.
Esasen onun tarikat faaliyeti ve tasavvufi eğitimle ulaşmak istediği asıl hedef, fikriyle, imanıyla, ahlakıyla kemale ermiş, şuurlu Müslümanların oluşturduğu ideal bir toplum ortaya çıkarmaktır. Sadaret makamının tam karşısındaki metruk bir camiyi tamir ettirip, hem halka hem idareye yakın bir yeri tekke olarak seçmesi, bu anlayışın bir tezahürüdür. Balık baştan kokar. Yine o işte çözülmenin, o sancının başlangıcını Gümüşhanevi tepeden görüyor herhalde. Eğer bozulma buradan başladıysa düzelme de buradan başlar diyerek sanki yiğit düştüğü yerden kalkar inancıyla. Tam o Bab-ı Ali'nin karşısında tekkesini kurmuş. Orada gerçekten Bab-ı Ali'nin içerisinde görevli olan pek çok yüksek kademedeki memurlar. Efendim hatta bazı vezirler. Efendim hatta mesela Abdülaziz Han'ın annesi bile o zaman Gümüşhanevi'nin müridi. İlk kez 2. Murat döneminde kurulan Darül Hadisler, Osmanlı eğitim geleneğinde zirveyi tutan kurumlardı. Hadis, hayat demekti. Hayatın canlı kalabilmesi için hadislerin okunup öğretilmesi gerekiyordu. Ancak 19. yüzyıl her alanda olduğu gibi bu alanda da eğitim kurumlarını geri bırakmıştı. Çağının ihtiyaçlarını iyi bilen ve çözüm üreten Gümüşhanevi, hadisi, dolayısıyla sünneti yeniden ihya etmeyi misyon edindi. Çeşitli medreseler içerisinde Darül Hadislerin yeri farklıdır. Darül Hadis müderrislerine verilen ücret farklıdır. Darül Hadis müderrisi olmak kolay bir iş değildir. Yani Osmanlı medrese geleneğinde, ilim geleneğinde Darül Hadisler en yüksek tabakayı oluştururlar. Hadis ilmiyle meşgul olmak bir manada Osmanlı ilim geleneğinde ilimlerin zirvesiyle meşgul olmak demektir. Mürşidi Ervadi Hazretleri 1858 senesinde Şam'da vefat etti. Onun vefatından sonra Gümüşhanevi, Halidi adabı gereği Abdülfettah Efendi'nin sohbetlerine devam etti. Abdülfettah Efendi'nin 1864'te vefatına kadar da ilmi çalışmalarla ilgilendi. Ramuzel Ehadis ve onun şerhi hükmünde olan 5 ciltlik Levami'ül Ukul adlı eser bu dönemde telif edildi. Kendisi hadisleri derleyip toparlamaya koyulmuş ve 7101 tane hadisten müteşekkil olan Ramuz el Ehadis isimli kitabını yazmış. Bu eser Suyuti'nin Cami'us Sagir'ine benzer. Hadisleri, kısa hadisleri, ahkamla ilgili hadisler daha fazla yer vermemiş, ahlakla, sosyal hayatla, muamelatla ilgili hadisleri, kısa hadisleri alfabetik sıraya göre tertip etmiş, bir araya getirmiştir. Bu eserin büyük çoğunluğunda hayata ilişkin hadisler yer alırken, 701 hadisle de Peygamberimizin şemaili ve ahlakı anlatılıyordu. Gümüşhanevi, Ramuzel Ehadis'i bir eğitim kitabı olarak düzenledi. Kendinden sonra gelen bütün mürşitler bu kitaba bağlı kalarak hadis derslerine talim etmişlerdir. Bütün eserlerini Arapça yazmış olması, Mısır'daki derslerini Arapça okutması onun ilmi kudretinin delilidir. Hadis, kelam, tasavvuf ve ahlak konusunda verdiği eserler daha sonraki nesillerin başucu kitapları oldu. Hadis konusundaki duyarlılığından dolayı hadis ilminde Gümüşhanevi'ye Muhaddisini Rum denilmiş. Dergahının diğer bir adı da Darül Hadis olmuştu. Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı, onu 19. asrın Türkiye'deki en büyük muhaddisler muhaddisi sayar. Hakikaten de 19. asırda hadisle meşgul olan, bu ölçüde meşgul olan çok büyük bir şahsiyettir. Abdülfettah Efendi'nin vefatının ardından irşat bayrağını devralan Gümüşhanevi, hem öğrencilerine İslami ilimler öğretiyor, hem de bağlılarına tarikat usulüne uygun olarak vazifeler veriyordu. Bu nurani halka öyle genişledi ki artık Mahmud Paşa Medresesi dar gelmeye başladı.
Damat İbrahim Paşa'nın eşi, Sultan 3. Ahmet'in kızı Fatma Sultan tarafından 1727'de yaptırılan Fatma Sultan Camii, o dönemde gelene gidene pek olmayan metruk bir haldeydi. Kastamonulu Hasan Hilmi Efendi'nin gayretleriyle cami ibadete açık hale getirildi. Bitişiğine de 16 odalı bir evle bir de tekke yaptırıldı. Bu mekan zamanla Gümüşhaneli Dergahı diye anılır oldu. Yöneticilerle ilim adamları ayrı ayrı gruplar değil, bir toplumun insanları, bir gemide bulunan yolcular gibidirler. Evet, birisi kaptan olacaktır tabii. Devlet adamlarını da yetiştirenler ilim adamlardır. Onlara da yol gösterenler ilim adamlardır. Dergahını kurduğu yer stratejik bakımdan önemli bir yerdir. Bu dikkate değerdir. Gümüşhane ve Hazretleri'nin irşat siyaseti açısından ele alınması, dikkatlice üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Osmanlı'da mesela sadece ekonomik düşüş başlamamış, çözülme başlamamış. Sosyal çözülme başlamış, ilmi çözülme başlamış. İşte dış politikada çözülmeler başlamış. Bunların en yoğun olduğu zamanlarda Gümüşhanevi Hazretleri tekkesini kurarken bu çözülüşü ben hangi noktada durdururum yönüyle meseleye yaklaşmış. Yani toplumun bütün kesimiyle uğraşmak yerine belli bir kesimi onların elinden tutup onların kültür seviyesini yükseltmek, onları beslemek, onları yetiştirmek ve hiç olmazsa o kesim insanını bu çözüntüden uzak tutmaya çalışma gayret içinde bulunmuş. Kendi zamanında hem bir tekke hem de bir Darül Hadis hüviyeti kazanan dergahına Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, Sultan II. Abdülhamid ve daha birçok devlet adamı zaman zaman gelerek sohbet ve derslerine iştirak ettiler. Toplumun her türlü ihtiyacına cevap verme gayreti içinde olan Gümüşhanevi Hazretleri, o devirde yeni kurulmaya başlanan ve faizle çalışan bankalara alternatif olarak müntesiplerinin ellerinde bulunan menkul kıymetleri bir araya getirerek yardım ve borç sandığı kurdurdu. Madem bankalar kuruldu, o zaman bizim yapacağımız iş, bizim bağlılarımızı, bizi sevenleri ve faizin haram olduğuna inanan kesimi faizin şerrinden uzak tutmamız lazım. Bunun için biz buna bir alternatif kurmamız lazım. Bu anlamda Gümüşhanevi'nin bu adımı da bir ilktir. Alternatif bir yardımlaşma müessesesi kurmak. İnsanların neye ihtiyacı var? O günün şartlarında mesela faiz gelmiş, insanlar kaçınıyor. Şeyden deniyor ki faiz yasaktır, haramdır. Peki haram ama bu o toplumda yaşıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bir çare lazımdır. İslam dini bunu şey yaparken bir de Karz-ı Hasen müessesesi denilen bir müesseseyi getirmiştir. Gümüşhanevi Hazretleri bunu böyle daha işi pratik hale getirmiş. İnsanların varlık sahibi insanların şeyini bir sandık kurarak dergahında o muhtaç olan insanlara ulaştırmış bunları. Oradaki cemaatin hayırsever zenginlerinin infak nispetinde işler. Eğer getirip konmuşsa oradan verilir. Ona göre devletin mamur olması gönüllerin ihya edilmesinden geçmekteydi. Bu yüzden haftanın her günü tekkede sohbet ediyor, yüzlerce talebeye ders okutuyordu. Yüzyılların geleneği olan halkın içinde hakla olma prensibini yaşatmaya gayret ediyordu. Tıpkı kendinden öncekiler gibi. Bir de halvet derencümen vardır tasavvufta. Bu ise halkın içinde yalnız olmak. Yani kalabalıkların arasında ama Rabbi ile baş başa olmak. İnsanlardan kopmadan, insanlardan uzaklaşmadan, onların arasında onlarla konuşurken de gönlün Allah ile beraber olabilmesi. Bu bir sonraki merhaledir. Yani insan önce halvetle bunu yoğun bir şekilde gönül dünyasında yaşar, ondan sonra halvetten halkın arasına çıkar. Ama halkın arasındayken de yine hak ile olduğunun bilinci ve idrak içerisinde olur. Gümüşhane'nin kalkınmasında Gümüşhanevi Hazretleri'nin büyük rolü vardır. Şimdi Gümüşhane'de çok güzel fabrikalar kurulmuş, iktisadi hareketler canlanmış. Hepsinde Gümüşhanevi Hazretleri'nin rolleri vardır.
Gümüşhanevi Hazretleri, tarihte 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı başladığında, kalemini rahleye bırakıp talebeleriyle birlikte savaşa katıldı. İstanbul'dan Trabzon'a, oradan Kars'a uzanan bu yolda hem askerlere moral aşıladı hem de bizzat savaşa iştirak etti. Savaşın şiddeti Ramazan ayında biraz hafifledi. Bundan istifadeyle hemen Of'a gelerek Ramazan boyunca 280 öğrenciyi hadis okuttu ve tekrar savaşa döndü. Bu savaşta yüz binlerce askerimiz soğuk, açlık, hastalık ve düşmanın saldırısı altında şehit oldu. Gümüşhanevi savaş sonrası İstanbul'a döndü. Cephede bir savaş kaybedilmişti ama yeni nesiller yetiştirilebilirse bir sonraki savaşlar kazanılabilirdi. O da silahını bıraktı, kalemini tekrar eline aldı ve rahlesinin başına oturdu. ...19. yüzyılda Mısır çok bunalımlı bir yüzyıldır malumunuz. Mehmet Ali Paşa isyanı vardır. Mısır Osmanlı'dan kopartılmıştır. Batı'nın Mısır hakkında hesapları vardır. İslami ilimlerden, İslami anlayıştan, ruhtan uzaklaştırma çalışmaları vardır. Bunda da epeyce mesafe kat edilmişlerdir. İşte böyle bir dönemde Gümüşhanevi Hazretleri ikinci hac ziyaretinden sonra Mısır'da 3 yıl kaldı. Ezher Üniversitesi talebe ve hocalarına başta hadis olmak üzere birçok konuda geliştirdiği soru-cevap metoduyla ders okuttu. Ramuzel Ehadis 3 yılda 7 kere hatmedildi. Ayrıca Tanta'da kurulan dergahta binlerce insanın gönlünde iman ateşi yaktı. Oradan ayrılırken ardında 200 kişilik icazetli hadis hocası ve yüzlerce alperen bıraktı. Matbaa Osmanlı coğrafyasına gireli yaklaşık bir asır olmuştu. Gümüşhanevi Hazretleri, telif edilen eserlerin çoğaltılıp ilim erbabına karşılıksız dağıtılması için vakfiyede biriken parayla bir baskı makinesi satın aldırdı. İstanbul, Bayburt, Rize ve Of'ta 18 bin ciltlik 4 ayrı kütüphane kurdurttu. Böylece ilmin Anadolu'ya yayılmasına, halkın ayağına ulaşmasına zemin hazırladı. Bütün müritlerine, evlerinde işlerinde ne kadar atıl, para, mücevher, gümüş varsa onları oraya toplamış. Kayıt altına almış, buraya çalıştırmışlar. Buradan elde edilen karla Matbaa-i Bahriye'yi o zaman satın alıyorlar. Matbaa-i Bahriye'yi satın aldıktan sonra burada ilmi kitapları, tefsir kitaplarını, Ramuz burada basılmış, Levame-ülükul burada basılmış. Efendim bir sürü tefsirler burada basılmış. O zaman yapılacak iş medresede yetişmekte olan öğrencilere ve ilim erbabına ücretsiz bedava dağıtmaktır. Ve dağıtılmıştır bunlar. Bu ilmin insanın ayağına götürülmesidir. İlmin ehlinin ayağına götürülmesidir. 5 ayrı yere kütüphane kurmuş. Yani buradaki o yardımlaşma sandığından elde edilen karla. Her birisine 500'er altın vakfetmiş. Buradaki bu kitaplarda, kütüphanelerde görev alacak insanların geçimini temin etmek. Kitapların bakımını, kütüphanelerin ısınmasını temin etmek. Ve bu kitapları da, kitapları alıyor oraya koyduktan sonra ilim erbabının, Anadolu insanının ayağına götürmek. İlmi kişiliğinin yanı sıra kişisel faziletleriyle de gözde olan Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi, az yemek, az uyumak ve az konuşmak gibi prensipleri içeren züht ve takva dolu bir hayat yaşadı. Ömrünün son 18 yılını bayram günleri hariç hep oruçlu geçirdi. Ömrünün son döneminde kazıklı humma hastalığına yakalanıyor. Ki son 18 senesinde hiç ayak uzatıp uyumamış. Tabii bu herkes mi böyle yapmalı derseniz yok, bu işin takva tarafı. Tabii rahatsızlanınca ister istemez böyle vücut kas katı kesiliyor, doktorlar geliyorlar. Hemen halifeleri ya da müritleri geliyor, ayaklarını uzatıyorlar zorla. O zamana kadar böyle kehribar gibi sararmış. Ayaklarını böyle karnına çekmiş, kendisini yapıştırmış Gümüşhanevi. Baygın bir vaziyette gözlerini açıyor. Lütfen diyor, benim şu ayaklarımı toplayın. Ömrümün şu son demimde beni Allah'ın huzurunda ayak uzatma edepsizliğiyle baş başa bırakmayın. Gümüşhanevi zamanını ilim ve ibadetle geçirdi.
Sabah namazından sonra işrak vaktine kadar ve yatsı namazından sonra mecbur kalmadıkça dünya kelamı konuşmazdı. Yatmadan önce mutlaka Yasin okur, kendisi okuyamayacak kadar bitkin olduğu zaman birisine okutup dinlerdi. Aslında Gümüşhane ve Hazretleri tabi sigaranın içilmesinin şiddetle aleyhinde. Yani çünkü insan sağlığına zararlı. Ancak irşat hizmetinde eğer başarılı olmak istiyorsanız insanların yanlışlarıyla uğraşarak onların yanlışlarını törpülemek yerine onların iyi ve güzel taraflarını takviye edici bir yolu benimseyin. İyilik taraflarını eğer iyilikleri benimseterek kabul ettirerek onları insanın hayatında yeşertirseniz öbürleri kendiliğinden önce zayıflar sonra da kaybolur gider. Şazeli meşrebinin bir özelliği daha var. Böyle tekkeye, resmi kıyafete, elbiseye, bu irşat faaliyetlerini belli bir mekana, belli bir kisveye, belli bir tipe sığdırmaya asla benim istemezler. Onlar dünyanın her yeri tekkedir. Devir 2. Abdülhamit devriydi. 80 yıllık ömrü hayatını ya ilim tahsil ederek ya da öğrendiklerini öğreterek geçirmişti. Artık bir şeye dayanmadan oturamıyor, bastonu olmadan yürüyemiyordu. Bir sabah ansızın gözünü açtı, "Hepsini isterim ya kibriya!" diyerek dünya sıkıntılarından kurtulup selam yurduna göçtü. Takvimler 13 Mayıs 1893'ü gösteriyordu. On binlerce talebesinin ve sevenlerinin duaları eşliğinde mübarek naaşı Süleymaniye Camii haziresine defnedildi. Gümüşhanevi'nin vefatıyla irşat bayrağı Kastamonulu Hasan Hilmi Efendi'ye geçti. Yetiştirdiği talebeler Kazan'dan Komor adalarına, Mısır'dan Medine'ye, Çin'den Afrika'ya kadar geniş bir alanda dinin ihyası için canla başla çalıştılar. Gümüşhaneli Dergah-ı Şerifi 1942'ye kadar ibadethane olarak korundu, 1957 senesinde yol yapımı gerekçesiyle yıktırıldı. Bugün sadece minaresinden tuğla enkazıyla Gümüşhaneli Ahmet Ziyaüddin Sokağı hatıra kaldı. Bizim şu hadis koleksiyonumuzu dikkatle okursanız, kısa zamanda muhakkik bir alim olursunuz.